Hangi kredinin sunduğu Mansur Şef. E hoş geldiniz. Bu bölümde yine menümüz gayet zengin. Başlangıç, ana yemek, tatlısı, çayı. Yani tam tıkır ilerleyeceğiz. Başlangıçta başlayalım. Başlangıçta üşüyen... Üşüyoruz reis. <laughs> Üşüyoruz reis. <laughs> <laughs> ne Nereye tam açıklamalara? Şimdi özellikle bu tişörtle çıktım. Bodrum Spor'a davet ediyorum hocayı. Gel hocam. Bak, hiç üşümezsin. Para güzel. Tamam mı? Şahane balıkçılar var. Zaten Emre abi de şeyli. Emre e, Can arkadaşın. O da Bodrumludur. Eski bir Bodrumludur. Fıstık gibi balık yeriz. Karışa geçeriz dağınlık kosa. Ondan sonra e, bizim Atılay'da efendim Ayana'da, da falan güzel balıklarımızı yeriz. Güzel kebap yeriz. Şarap içersin. İstediğin gibi. Karşıdan getirtirsin. Yunanistan'dan. Ondan sonra rahat edersin. Hava sıcak. Gel sen Bodrum Spor'a ya. Ne işin var Fener'de ya? Bir yıllık ya. olursa... Tabii işte. ya, bir yıl, <laughs> bir yıl olursa gel fıstık gibi oteller var. Birinde mutlaka bir katı sana kapatırlar. Daha güzel deniz manzarası var. Brezilyalı avukatın olduğu iddia edilen arkadaşın da mutlu olur. Gelin abi Bodrum Spora. Fikret Bey'e sesleniyorum. Bodrum Spor'a gelsin. Ya aslında e, hakikaten ironik bir durum. Yani Hoca Bodrum Serdar diyor. Serdar Bodrum. abi ironi yapıyor ki hocanın durumu da ironik bir durum. Aslında bu Ulan senin bir, derdin yıl... ızdırabını demiyorlar ya böyle şey olur mu ya? Ben burayı adapte olamadım çünkü hava soğuk. Ya bir şeyden bir huylamak lazım da bir ya. yıllık sözleşmeden. Ya insan... abi hep öyle. Adam bir yıl sonra gidecek. Ya aslında bunu Buna bir itiraz etmiyoruz yani. Tamam al biz al bırak, iç... şu da, ya belki soğuktur. Belki çok trafik vardır. Belki canım sıkılır. Abi bir yıllık şeyin altına mı yatacağız? Neden bir yıllık yaptın demiyoruz. Neden efendime söyleyeyim neden kalmıyorsun demiyoruz. Neden gideceksin bir yıl sonra da demiyoruz diyoruz ki ya yani buradayken artık yani bir ciddi ol ya biraz ciddiyet yani. Ciddiyete davet ediyoruz seni yani o kadar. Sen böyle değil İstanbul daha soğuk zamanlarında iyiydin abi sen. Tekrar o günlere geri dön diyoruz. Yoksa da gel Bodrum abi. Gel Bodrum'a paşa paşa. Direkt uçuş da var birçok yerde. Ben, peki bir yıllık şöyle mantıklı mı? Ya bir teknik direktör vardır ya genellikle kadroya bakar. O kadrodan bir şey çıkartır. Ana eski çıkar. Bir iki tane ekleme yapar. Çok çok. Bu eklemeler de atıyorum gelecek sezonda sonraki sezonda devam edebileceğin oyuncular olur. Bence biraz domestik biri bu. Kendi çünkü bir de kadro kurup. Yani kendisi domestik biri. Yani ya Portekiz'de ya da Brezilya'da o arkadaşlardan olduğu e, Lizay mıdır? Lizy midir? Onun da olduğu ortamlarda Brezilya'da olmayı daha rahat hissettiriyor kendini. Daha Olabilir bazı adam öyle düşünebilir yani. Bazı adam öyledir. O yüzden bu da sen niye böyle değilsin? Neden Türkiye'de veya Arabistan'da çalışmadın? Ya da neden atıyorum şimdi Yunanistan'da çalışmıyorsun diyecek halimiz de yok yani. Ee, geldiği zaman da transfer yaptırması da haklıdır. Orada yönetici olacaktı. Orada, Orada evet. alacaktı. Jorge'so demiyorum zaten ben. Orada abi. aldırmayacaktın. Ee, karar vericiler için şey defa, defa, defalarca söyledik. Ama Çünkü yani yok bu, adapte olamadım. Yok İstanbul'da hava iyi değil falan. Daha iyi hava nereden bulacaksın? Ya ha? o kadar kadro kurup Ocak'ta burası soğukmuş demen gerekiyor bence de. Ocak'ta. De Şubat sonu Mart başı diyorlar görüşme için. İşte o zamanlarmış evet yani. Ocak, Şubat. Ya başı. o ara soğuktur hakikaten. Olabilir yani. Ama bu İstanbul soğuk da yapmadı ya bu sene. Evet nere ne, ne, nereye geldi o soğuk? Yani Bizi kaçırdık. Et. Hiç. Yani velhasıl mevzu o değil. Mevzu senin ciddi, ciddi birisi olmanın. Yani arkadaşlar Mayıs sonundan önce görüşemeyiz. İlla telefona bağlayacaksan. Mayıs'tan sonra konuşuruz diyeceksin. Bitecek ya bu kadar basit yani. Ben kış lastiği taktırmadım mesela bu sezon. Öyle mi? Gerek kal kalmadı ki İstanbul'da. Doğru doğru. Hakikaten kar yani. Yani evet. maalesef ne yazık ki. Evet. Ne yazık ki kötü gidiyor yani. İşte buradan hocayı tekrar söylüyoruz. Bodrum Spor'a bekliyoruz hocayı. O zaman buradan Anayim'e geçelim. Geçelim. Anayim'e bir rekor var. Ee, Tabii ki rekor bir önceki hafta Hükmen kazandığı için Galatasaray resmi olarak rekor oldu. Tabii. Ama gelecekte de daha net bir rekor olarak hatırlaması için Galatasaray önümüzdeki maçı bence Konya maçını kazanırsa bundan 10 yıl sonra hiç böyle bir şey de olmayacak yani. Ufak bahane gibi bir madde de olmayacak. Ya bir tane arada Hükmen galibiyet vardı da denilmeyecek. Konya maçıyla birlikte ee, hakikaten ya şu anda egare etmiş hani Oynadığı maçları baz alırsak, egar etmiş olması bile inanılmaz bir Ve seri. Ve ki etmesin e, Antep maçında berabere kaldığını düşünelim. Keşke bu deprem olmasaydı, maç olsaydı da. Antep maçı berabere bitseydi, Paşa maçı da berabere bitseydi. Hı -hı. Yine yani de müthiş bir seri oldu. Çok iyi seri. Olağanüstü bir seri oldu. Gözün şey yapamayız. Ama bu durumun normal bir şey olmadığını kabul etmek lazım. Yani. Anormal olan bu. Ya bir daha böyle bir seri yakalanması çok zor. Mesela ben hatırlıyorum 11 maçlık bir kontes serisi vardır. Chelsea'nin başında. İşte Fenerbahçe 18'de 17 yaptı. Aykut Kocaman'la. Arada bir tane beraberlik var ama totale baktığımda 18'de 17 yaptı. Yani bunlar anormal olan. O bir daha tekrarlanabilir bir şey değil yani. Galatasaray 83 puanla şampiyon oldu. 55 puan aldı ertesi sene. Yani bunlar ee, o da mı anormal yani? 83 tane normal, 55 normal yani serisinin de anormal olduğu, şeyler de belli 60 sene kaç sene sonra tabii, tabii yani bu bir daha olacak bir şey değil. Tebrik ediyoruz. Okan Hoca'ya nasip oldu. Bu kadroya nasip oldu. Birazcık Anadolu kulüplerinin zayıfladığını görelim. Yani bu bu tespitleri yapmazsak yanılırız. Anadolu kulüpleri bu yani bu bu rekorun Galatasaray'ın tarihinin en iyi kadrolarından birini kurduğu senede bir sporcu paylaşı parayı azalttığı seneye denk gelmesi de tesadüf değil. Yani e, benim için enteresan olan Sezonu da acayip güçlü girmemişti Galatasaray. Atılay ilk haftaları. Ama işte bak bu bütün teknik direktörler der ki bizim oturmamız için atıyorum altı hafta lazım. Evet. Bu arada skorların yardımcı olması lazım derler. Şimdi bir de bizim 6. haftalar es eskiden biriyle 1 bir altıydı. Şimdi dördüncü hafta falan bitiyor transfer. 4 ile 6 arası o yani. 6 ekle 10 evet. hafta oluyor. 10. hafta. E şimdi o zaman oturduğun hafta 10. haftaysa o günden bugüne hep kazanıyorsun. Şimdi o zaman demek ki senin kadron oturduğundan itibaren hep kazanıyorsan Doğru kadro, doğru mühendislik, doğru uyum. Ee, etki, Ali Ecer'in deyimiyle teknik direktör kadro etkileşimi üst seviyede. Birden ona kadar daha oturmamışsın. Çünkü bir ile dört arası zaten transfer sürüyor. Dört ile on arası da oturman gerekiyor. Bir oyun arayışı da var. Tabii. Yani biz bu oyuncu grubuyla ne yaparsak, hangi yani. formasyonla oynarsak nasıl bir oyun anlayışımız olursa parlarız. Bir de ne olur olsun ilk on haftada hoca değişiyor, o oluyor, bu oluyor. Yani eskiden bizim gençliğimizde ilk 5 hafta derlerdi. Şimdi transferden sonraki 5 haftayı düşünmek lazım. Transferin bittiği zamanki 5 haftayı düşünmek lazım. Türkiye'li yaşa yukarı 10. haftada başlıyor yani. Bir de şöyle bir ilginç bir şey oldu Galatasaray'da. Bu da bence çok denk geldiğimiz bir durum değil. Daha doğrusu çok örneğini gördüğümüz bir durum da değil. Genelde e, ciddi şampiyonluk adı yani o devre arasında transfer, ara transfer döneminde güçlü giren puan farkıyla oyun olarak da güçlü giren çok fazla ekleme yapmıyor, aceleci davranmıyor. Ya yani kadroyu koruyalım bize yeter, durumunu koruyor. Daha çok e, takip edenler agresif davranıyor. İşte ikinci olan, üçüncü olan. Ya bizim yetişmemiz için agresif olmamız lazım. E, Durum oluyor. Bu kez öyle olmadı. Yani Fenerbahçe inanılmaz güçlendirmedi kadrosunu. Galatasaray da gitti üstüne oluyor aldı. Yani evet. neden hani Zaniolo transferini yapmadan devam etse Galatasaray niye transfer yapmadı? denilecek evet. bir ortam. Üstüne bir de Zaniolo i̇şte, geldi. İşte o okazyon gelince yapacak bir şey. Fener'e de ilgileniyor. İşte anlattım son anda. Olmuyor filan. Vazgeçiyorlar. Galatasaray alıyor ama yani işte orada okazyon var. Okazyon olmasa da almazlardı onu. Ama o zaman da 15 milyon euroyu bağlam, bağladık demezlerdi de işte atıyorum. <laughs> örnek veriyorum. Hacı alabilirlerdi. Yani o da önemli bir şey bence. Yetmez abi. Bak geçen sene şampiyonluğu Vizca yapmıştı. inan bana. Tabii. Kaç puanda Trabzonspor'un dedi geçen, geçen sene? Fenerbahçe geldi yani sonra. Yani yani. Kaç puandı? Vişka'yı alması olamıyordu biliyor musun? Olamazdı yani. Biraz daha düşerdi. Şu olurdu, bu olurdu. Ama işte o yani. Abi şampiyonluğa gidiyorum. Riske gerek yok. Bunu da alayım. Bazen o oyuncu da bozuyor biliyor musun? Koseçki bozmuştu zaten yıllar evvel. Sen tebellütün yetmeyebilir. Koseçki mesela takımı bozmuştu. Takımı bozmuştu. Yani Koseçki'yi aldı da bozuldu. Fenerbahçe Sergen aldı bozuldu. Löv zamanında. Ona göre sistem değişecek hmm. çünkü. O oynasın diye. Yani bu tip problemler de ama mesela Erzit, ee, şey Yusuf. Fabian Erz, Yusuf. Yusuf. O Nobre, tam, Nobre. Onlar tam ihtiyacıydı. Nobre. Ha bir de şampiyonluğa giderken alınan hani liderim hmm. alıyorum. Liderim alıyorumlar kapone hatırlıyorum. Yani liderim çok iyi. Capone. Mesela o da Capone. Bu bir de zanıyor yani. Tabii. Ama işte mesela bu var. Vişka, Vişka örneği var. Vişya da öyle bir örnek mesela. Trabzonspor da şansı bırakmadı. Liderim şimdi. iyi gidiyorum, rakiplerim değil Amerika. Yani bunlar pozitif örnekler. Ama işte bazen de bozuyordu. O da var. Ee, Galatasaray neden bozmadı? Burada Zanayolu ilk geldiğinde en çok savunduğum durum şuydu. Yani şimdi mesela Galatasaray dağınık bir takım olsaydı. Hani yine böyle lider ya da Fenerbahçe çok yakın gidiyor. Ama tam bir oyun oturmamış. İşte bir çıkıyor bir maç Zoraki'yi kar alıyor. Bir maç zoraki Kerem alıyor. Ya Zanayolu da gelsin arada bize bir maç çözsün. Mantığı da alınmış olsa bu kadar yüzde yüz etki etmeyebilirdi ama Zanayolo bayağı yeri, yeri, hazırdı çözülüyor. yani. Yerini ayırmışlar. Hmm. E, bayağı yatağını matağını hazırlamış. Ama bak senin takımda her şey hazır. Oynayacağın bölge, rol, her şey hazır. Geldi, ne yapması gerektiğini bilen bir takıma geldi. O yüzden mesela, de hemen... Mesela ya, Lukaku yaşa, Lukaku yaşa bozabilir takımı. Öyle bir oyuncu şey yok. yok ya. Öyle model yok. Örnek veriyorum. Ama bölgesinde yani bölgesinde var öyle bir ihtiyaç. E, Nobre dedim mesela tam tersi örneği var. E, rahat davranan bir şampiyonluk adayından bahsedeyim. E, Beşiktaş'ın 101. yılı. Ama orada sattılar bir de üstüne. O, kim sattı? Şeyi sattılar. İşte işte. sattılar. Onu diyorum. ben yani, ya işin şey kısmına geçiyorum. E, Almamışsın gibi. Hakem kısımlarını geçiyorum. Ki onlar da çok büyük etki oldu. Geçme. Cem geçmiş. vesaire. Yok yok hani sağ içinde. Yok, bayağı büyük etki oldu. Ama dediğin gibi nobre ekliyor. diyor Fenerbahçe senden ihavansız gibi değil. kimse aynı sakat Arda gelmişti. Evet. Serdar Topraktepe oynadı bayağı bir kritik maçta 9 hmm. numarada. E şimdi bir de bu boyutu var ya o kadar da rahat davranmamak lazım. Gerçi Cem Papilo bir de Hasan Papilo'yu gelirdi. <laughs> Ankara <'cı gülüyor> maçından sonra belki yine giderdi şampiyonluk ama Doğru. öyle bir durum vardı. Ee, buradan o zaman bir oyuncudan madem bahsettik. Eee oyuncu etkisinden. Oyuncu etkisinden. Tatlı'da da şu soru var. Emre Bezoğlu ile birlikte e, bu tartışma daha da ortaya çıktı. Teknik direktör mü, oyuncu kadrosu mu? Güzel tartışma bence. Yani biz burada sabahtan beri tartışıyoruz. Bazısı %100 diyor, bazısı %10 diyor. Ee, bana göre %20-25'tir. Ben o konuda hocaya katılıyorum. Yani hocaların katkısı kadronun kalitesinin katkısının ötesine geçemez. Yani e, kadro hakikaten bana göre de en az %70'tir. Sen ne düşünüyorsun? Sen bu işin içinde birisi olarak ee, ne düşünüyorsun? Ben 55 45 diyorum. Ben Hocaya bayağı, o kadar hoca şey bayağı vardı. etkili abi. Öyle mi? En çok burada e, benim fikrimi bayağı değiştiren, geliştiren Atletico Madrid oldu. Hmm. Atletico Madrid Diego Simeone öncesinde inanılmaz zapt bir takımdı. Ya yani fena oyuncuları yoktu. Reyes Ozan vardı. Daha sonra hayatını kaybeden hmm. e, Arsenal'de oynamış Reyes takımın en iyisiydi. Doğanlık bir takım topu Reyes altın baba bana ben bir şeyler yapacağım tadında bir takım böyle. Ee, tamamen Reyes'in ayağına bakan dağınık halklar kopuk vesaire. Yani fena oyuncular yok. İnanılmaz yıldız, yıldızlar Ford yok ama. Vardı hatırlarsın. E, o takımda bir tam hatırlamıyorum. O da bir doğru Galatasaray vardı. Galatasaray üçlü alacak diye oyun faleci Forlan Reyes. Vardı. Gidip birini alıp Sonra Diego Simeone geldi aynı takıma. Transfer yok. Hı hı. Transfer yapmadan aynı takıma Diego Simeone geldi. Abi birkaç ayda öyle bir takım yarattı ki ya orta sahada paslaşmak için midir? Rakipleri açısından söylüyorum. Rakipleri orta sahada pas yapmak için bile ara pası vermek zorunda. O kadar kapatmış alanları yani. Böyle kemik gibi bir takıma çevirdi. Aynı oyuncu grubunu. Orada dedim ki yok yani bu... Bazen e, bazen %100 etkiliyor. Bazen ama ortalama. Ortalama ya. bence yine de %45. El 45 Oca, hocasız hocam. olmaz abi yani. E, bu sene mesela... Galibiyet rekorunu evet oyuncu kadrosu yaptı Galatasaray'da ama Okan Hoca da o birlikteliği sağladı. Topu önde kazanan bir takım yarattı. Hatları yakın tuttu vesaire. Biz bir Bunlar hoca tartışırken Habertürk'te bir televizyonda Hidayet Türkoğlu da konuğum, konuğumuzdu o zaman. Hı hı. Hidayet Türkoğlu'na Abdülkerim abiye bir mesaj geldi. Abdülkerim abi mesajdan okudu. Sayıyor şimdi Kobe Bryant, Lebron James, sen, işte diyor sen. İki tane daha oyuncu saydı. Acayip. Ee, şampiyon olur muyuz dedi. Bir ilk beş saydı. Fidon'un cevap ne? Koç kim dedi? Güzel. Ama basketbolda peki koç da benim dedi Abdülkerim abi. Olamayız dedi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Abdülkerim o zaman <laughs> olamayız dedi. Şimdi çünkü Abdülkerim abi de benim gibi. Hani önce kadro sonra hoca. Hani burada kadro problem var diye futbola bağlayacağız. Sonra Hido dedi ki yani basketbolda hoca katkısı şeye göre çok daha fazladır. Futbola göre. Çünkü Ahmet'i çıkar Mehmet'i sok. İşte saniyede taktik değiştir falan. Elbette öyle. Hatta su topuyla beraber en çok işte kenar taktik katkısının olduğu spor denir. Basketbol. Basketbol bir. Bir de çok anlık hamleler yapman falan. lazım. Yani 5 saniyenin tabii, hesabını tabii, tabii, tabii. Olman lazım. Aynen öyle. Ama hani futbolda da bu tabii çok küçük değil ama bence de 30'u 25-30 civarıdır diye düşünüyorum. Yani öncelikle kadrodur. Ya basketbolda futbol bu konu çok farklı. Ya. Yani 2 saniye kalıyor 2 saniyede hücum seti çiziyor. Seti Mesela orada Hidon'un demişti. Ama yani burada yani bir kadro kuralım. Hoca da ortalama bir hoca olsun. Bence şampiyon olursun ya yani, Ligde. Ya olursun ama... E... Şimdi baksan bir kadro sayayım. Ama o kadar büyük fark kadro olmuyor zaten. Mustera. Sayıs. <laughs> Sayis Nelson. Koyuyor, şu an 6'ın 11 evet, yapıyoruz. Evet, Sayıs Nelson. Tamam mı? Sayıs Nelson. Hatta Abdülkerim Nelson'u bozdun Nelson ferdi veya boya fark etmez. Galatasaray'ın dört işte sol bekine bir şey. Ferdi bir boya yap. Ha Ferdi boy. Çok hı hı. güzel. sol Solbeke Ferdi'yi koydun değil mi? Hı hı. Tamam. Veya işte Guilherme diyelim. Ne bileyim diyelim işte. Ferdi boy. Yani altını tamam. yapıyorsak. Daha güzel var. Buradan bir de ee, altını Ondan sonra orta sahada yine Torreira olabilir. Efendim ne bileyim şey olabilir. Ee, başka kim olabilir? Orta saha ben her zaman Bakasetas'ı koyarım. Bakasetas'ı nasıl koydun bende? Ondan sonra, sonra ön tarafa da Icardi, Abubakar. Yok olmaz. 4-4-2 oynatıyorum. Olmaz mı? Olmaz. Icardi, Ener Valencia olur mu? O da mı olmaz? Ener Valencia abu, abu, Bakar olur mu? Icardi bir kere yaz. Tamam. Forvet arkası. Bakasetas işte Forvet arkasında. 18 tamam, numarayı yaptı. Yani. Tamam sen bir 11 kur ya. Böyle güzel. Gerson Fernandes aldım. Of. Tamam. Bir dakika dur. Tamam. Gerson Fernandes 8'de. 6'da Torreira olsun. Tamam. Ya da Ara. Keyfine göre. Uzun tamam. istiyorsan ağır tamam. al. Hızlı tamam. istiyorsan Torreira al. Tamam baba. Bakasetas. İkisini yakın. birden aldın. İkisini birden. Hücuma yakın. De Hücüme yakın. <laughs> Hücuma yakın Bakasetas. Önünde Icardi. Tamam ikinci santrafor. Abu Bakar da dursun Üç, ya. 3'lü oynatıyordum 3'lü. Ya Abu Bakar da al, al kardeşim. Tamam o da olsun. Yedi, yedi, olsun. Ha, <laughs> tamam. tamam yedi o da girince atsın golü. Bir Daha 15 dakika oynasın. Hayal oynasın. Hayal oynasın. ederken bile hayal kenar, edemeyim düşünmüşsün. Kenar, kenar forvetlerin birine Mişka'yı aldım. Her sene Sakat 15... olmayan. Tabii tabii. her hı. sene 15 tanesi var. Diğerin solda Sol kenara da Kerem'i koy. Efendim şey Gezal, koy. 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 Gezzalı koy. Gezzalı koy. Gezzalı koy. Tamam. tamam bu mesela. Şimdi bu kadroya da mesela bir tane hocam. Hayal bile edemiyorum mesela. O bakarı ya, da alamıyorum. Tamam kardeşim aldık aldık. <laughs> hayal et biraz birazcık birazcık vizyonun gelişsin. Bu kadroda hoca yapalım. Birini hoca yapalım. İlman bilen birini hoca yapalım. E, tamam işte yani şimdi isim ver rencide etmedim ama yeni futbolu bırakmış. Ama kompleks ver. yapmayacak. Milleti iyi yönetecek. Yani burada özellik tek kriter o. Canım şey şu anda Hakan Keleş de diyesim geldi. Hah Hakan Olur Kereş. mu olmaz mı? Yapar canım bu kadar da. E tamam onu diyoruz abi biz de işte. Ama bu, bu fazla bir örnek yani. Ha, yani bunu, diyoruz abi yani şimdi bunu yaptıktan sonra tamam diyeceksin yani Hakan Keleş. Eğer kavga çıkartması takımda. Ama şöyle şöyle hayal et. Guardiola'yı aldın. Guardiola bundan hiçbirini oynatmaz. Ha, Guar... <laughs> zaten... Ha, negatif etki <laughs> olacak. Negatif etki olacak. <laughs> Guardiola'yı ya aldın zaten şey diyecektim. Evet. Icardi falan almıyorum. Tabii, Ferdi ha, falan santrifon üçüncü, etir. Manyak, üçüncü, manyak işler yapalım. Üçüncü, dördüncü tamam. alternatifleri alalım. Yani <laughs> Süper Lig'den. <laughs> gümüş de değil, Bronz kadroyu ver Guardiola'ya. O zaman o da şampiyon yapabilir. Şampiyon diyorsun. yapar işte. Doğru. Emin değilim yapabilir mi? Yine saçma sapan bir şeyler yapabilir yani. E burada da bakarsan ama şey... Ama kulüp hani, yapabilir mesela. Burada Abu Icardi birbirine sarar. Ben niye oynamıyorum der. De i̇şte mesela onu idare edeceğim ama o kriteri da. verdim. O kriteri verdim. Birbirlerine şey yapmayacaklar dedim yani. O, o hocanın kompleksi olmuyor. Hoca idare edecek. Parayı da ödeyeceksin. Güzel abi. kadro kurduk ama iyi, iyi takımmış. Abdurrahim Albarak da şey. i̇dare <laughs> edin. İdare, <gülüyor> onaydı, idare. i̇dare verecek, tamam. Sakin olun. Yani, tablo tavla oynayalım. Bir iki prim verip değil mi? Sakinleştir. <laughs> e <gayet gülüyor> ne zaman güzel. Bir gelin olsa boşver. Şey, gayet, üç, gayet üç prim gayet, veriyorum. güzel abi işte. Bu maça üç prim veriyorum. Bence 70-30. Sen daha yüksek diyorsun. Tamam. Ama güzel tartışma. Ben 45 45'i var diyorum. Ha, yine oyuncu kadrosu önemli. Tamam. Ee, Guardiola'nın dediği gibi. Ben ceza sahası, rakip ceza sahası çevresine içine topu iyi getirecek bir takım yaparım. Çalıştırırım. Hem taktiksel hem fizik. Ama orada artık yeteneği bırakırım diyor ya. Yani o yüzden %55 yine de oyuncu kalitesi. O zaman Avubakar'dan bahsettik. Çayımızı söyleyelim. Adam ya. Her zaman savunduğumuz bir şey. Sen de çok altını çiziyorsun. Ee, ya 9 numarada liseye girmeyeceksin abi. Tabii. Abi. Bak şu anda şöyle bir senaryo hayal et. Beşiktaş Avubakar almadı. Konferans yine de gidemezdi. Mümkün değil. Ama şu Mümkün. anda çok ciddi bir aday. Aynen öyle. Abi attığı golü yani çok üst düzey futbolcu atabilir yani. Çok basit gösteriyor o. Aynen. Ha ne oldu lan? Makas attı oradan vurdu. Öyle değil işte. O, o makası başka kimsenin i̇şte anlamıyor. Makası. Yani. Makas attı oraya da vurdu. Anladın mı? Evet. Yani. <laughs> Daha işte o dan zaten zor o işte. O zor yani. Zor bir şey o. O zor bir şey yani. Ya Onu bile... yapıyor. Onu yapıyor adam işte. Bu yapıyor işte. Yapanı var. FIFA'da bile atamıyorsun öyle ya. Tabii Oyunda abi. bile yani. Ve ya yani Beşiktaş gene de keziz alsız bir sene senede. Bana göre kötü de futbol oynayarak. Bu hale geldiyse e, büyük takımın olmasının avantajı işte. Maxim niye oynamıyor kardeşim? Ya Maxim izlemedik gitti ya. Bence hacı hocam işte şöyle bir oynuyor. önerim var Maxim konusunda. E, çünkü bir şekilde bir şekilde Maxim izleme planı var şu anda tamam mı? Hı. Hadi Salih formda kesemiyorsun. Gesun'u zaten kesemiyorsun. Hacı götü abi Hacı. E, Hacı da 6 numara oynatıyor. Yani 6'da Oynat seviyorum. Oynatma abi 6. 2-8 yap. <laughs> Seversin sen hocam onları ya. Değil mi? 4-4-2'ye dön diyorsun. Evet abi. Bence şöyle yapabilir. Maxim'i koy sol öne. Redmond. Gezal da şey. yok. Gezal da yok. oyun kurucu bir tane sol kenar forvet. Gezallik yapabilir. Cenk'i oynatmıyorum ya da tamam. sağda. Cenk solda, Maxim sol, sol olmaz yok, mı? Yok Maxim'e içe kat eden. Solda, gezalin tam tersi evet. gibi düşün. İçe kat eden, şut atan, kilit pas bırakan, o bakarlı bayağı alverdi yapacak falan. Anladım. Redmond daha ideal bence Cenk Tosun'a göre. Öyle mi? Diğer kenar forvet'te. Cenk Tosun formsuz bu arada bu zaten. Evet. yani Maxim'e bir şekilde yer açılır. Forvet arkası olur, 8 olur, sol kenar olur. Doğru. Özel yani, oyuncu yani. Bence de. Ee, Hayır Cenk'e de çift santrafı olarak kanadı bir tek bek'e bırak mesela. Getson destekli bek yap. Ya yani o, o da bir fikir. Onur çatlayana kadar sen oyna. Çatlayınca Rozier gidecek oynar. Yani sistem o. <laughs> Değil mi? Şey, tahta yazıyorsun. <laughs> çatlayana kadar altı. Sen altını, çatlayınca Rozier. kadar. Olmak tayin oluyor. Abi ağzına sağlık. Tahtaya Yine yedik. yedik. Yine iyi yedik. Bugün de iyi yedik. <gülüyor> <gülüyor>